Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir çörek tarifi hazırladım. Bu kadar lezzetli olmasının sebebi içindeki malzemeler içinde yok yok ama neredeyse tamamı evde olan malzemeler olduğunu söyleyebilirim. Tarifime başlamadan önce bu çöreği birkaç dakikanızı ayırarak mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye edip hemen tarife başlıyorum. Çöreğimize 2 tane patatesi rendeleyip suyunu sıkmakla başlıyoruz. İnanın bu tarif hem çok kolay hem de çok lezzetli oluyor. Dakikalar içinde doğra, karıştır, ver fırına. Bu çöreği bir kere denedikten sonra hep yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Lezzeti garanti, herkesin bir kere de olsa yapması gereken bir çörek olduğunu söyleyebilirim. Patatesleri rendeleyip suyunu sıktıktan sonra diğer malzemeleri doğrayabiliriz. Patatese ek sebze olarak bir tane kapya biber, 7-8 tane kıl biber, bir tane kuru soğan, bir tane domates ve 2 tane yeşil soğan kullanıyoruz. Sebzelerimizi küp küp ya da yemeklik olarak doğrayıp hazırlıyoruz. Bir de domatesi doğrarken kabuğunu soymayı unutmayalım. Sebzeleri hazırladıktan sonra karıştırmaya geçebiliriz. Derin bir kaba 4 tane yumurta kırıp üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek çırpıyoruz. Ama öyle köpük köpük olana kadar değil, yumurtalar dağılana kadar çırpmamız yeterli olur. Yumurtanın üzerine rendeleyip suyunu sıktığımız patatesleri, doğrayıp hazırladığımız diğer sebzeleri, 100 gram küçük küçük doğranmış beyaz peynir, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı süt, 1 çay kaşığı karabiber, 2 paket kabartma tozu ve 3,5 su bardağı un ekleyip karıştırıyoruz. Aslında sırası çok önemli değil. Yumurtanın üstüne tüm malzemeleri ekleyip karıştırdık mı işimiz bitiyor. Hazırladığımız çörek hamurunu pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine boşaltıp yayıyoruz. Pişirme kağıdı yerine tepsiyi yağlayabilirsiniz ama hiç yapışma olmasın derseniz sıvı yağla değil de margarinle yağlamalısınız. Çörek hamurunu tepsiye boşaltıp yaydıktan sonra üzerine son olarak 50 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri bırakıp fırına gönderebiliriz. İkinci derece fırında 25 dakika altıda üstü de tamamen kızarana kadar pişiriyoruz. Burada belirtmem gereken nokta her fırının pişirme süresi aynı olmayabiliyor. Fırınız daha erken ya da daha geç de pişirebilir. Onun için kontrollü pişirmekte fayda var. Bu şahane çöreği deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.